Merhabalar. Merhaba. Bugün belki fark etmiş olabilirsiniz. Sizlere bir dış mekandan sesleniyoruz şöyle arkadaşlar. Şöyle bir göstermek isterim. Çok başarılı, çok güzel gösterdiniz. Evet. Tebrik ediyorum öncelikle. Kameramanlığım harikadır. Evet. Geri koyalım. Evet. Bugün neden söz edeceğiz? Electric Dreams'in İkinci bölümünden söz edeceğiz. The Impossible Planet adlı bölümden bahsedeceğiz. Şimdi neden bu kadar gecikti bu video diyenleriniz olabilir. Hemen söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar çok kötü bir bölüm. Yani şimdi böyle giriş yapılmaz belki ama gerçekten kötü bir bölüm. O nedenle ben bir yandan bu arada kameranın şeyine görüntüsüne bakıyorum da. Arada kaldık açıkçası devam etmeli mi etmemeli mi diye evet. Ama biraz daha... devam edeceğiz birkaç bölüm daha bakalım. Evet berbat yani hemen sürece. Vazgeçmeyelim dedik arkadaşlar. İyi başlamasa da hani biraz daha şey bir de her bölümde başka insanlar çalışıyorsa belki toparlar ama burada genel bir sorun var gibi duruyor. Neyse şeyden söz etmek isterim. Hikayeyi de okuduk. Hikaye nasıldı? Evet bir hikayeyle başlayalım bence de. Şöyle elimi mantarlara falan basmamaya çalışıyorum bir yandan. Şöyle ben hikayeyi beğendim Zeynep'ciğim. Biraz kayıyoruz şöyle. Hikayeyi beğendim. Bence bitişi de güzeldi. Yani hani öyle çığır açan hayatımda bir hikaye değildi. Ama bence kendi içinde tutarlı güzel bir hikayeydi. Evet. İlk hikayeden daha çok beğendiğimi söylemeliyim. Bir de yani şu şimdilerde bu fikirlerin hepsi bize güzel bakalım nasıl işleyecek şeklinde geliyor ama o zamanlar bu fikirler yeniydi. Yoktu belki yani, ilkti. Belki o nedenle yani o şaşırma, o sürprizle görebilmeyi isterdim o evet. Zaman okuyup. Kesinlikle. Ama şu zaman okuduğumda da güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum evet, hala. Evet evet kesinlikle. Bakalım nasıl işlendi? Nasıl işlenmedi? Nasıl işlenemedi? Ya şöyle şimdi dizi şöyle başladı arkadaşlar. Bayağı script'i takip ediyordu. Hatta evet. Birebir takip ettiği diyaloglar hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bir yerden sonra koptu gitti yani ve çok böyle inanılmaz kafa diyarlara gitti yani öyle hani bilmiyorum. Şaşırtıcı bir şekilde sadıktı başta dediğin başta, gibi. Evet. Ama daha sonra sevindim. Öyle katmanlar geldi ki biz teyzeyle genç oğlan, pardon nineyle genç oğlan arasında bir şey mi var? Eskiden mi bir şey vardı? Ve yani ve çok David Lynch garip şeylere yani. Girdi, triplerine girdi. Bunu yazan, yöneten insan David Farr diye bir arkadaşımızmış. Ondan da bahsedeceğim biraz. Çok garip hallere girdi. Ondan sonra toparlamadı da böyle her şeyin ucu açık, böyle hiçbir şey anlaşılmıyor. Şimdi David Lynch olabilmek için çok fırın ekmek yemek gerekiyor. Katılıyor. Yani böyle diğer bölümde de bunu söylemiştim. Evet. Ortaya böyle saçma sapan görüşler atıp devam ettirmeyince olmuyor. Her puzzle'ın bile kendi içinde kuralı var değil tabii mi? Tabii ki yani içinde bir tutarlılığı şey sağlaman lazım. Senin uçları bir en azından hepsini bağlayamasan da çoğunluğunu bağlaman yani tutarlı bir hikaye sunman lazım. Evet. Ama abi öyle bir şey yapmış ki yani yok yani hiçbir şey yok. Bir yere bağlanmıyor böyle garip şeyler. Bağlanmıyor. Yani saçma, izleyen, çirkin. İzleyen, yani bağlayan, beğenen varsa lütfen yorum yazsın. Lütfen biz de yazsın. Bir perspektif kazanırız yani ama yani. İnternette diziyi aşırı derecede bir takipçi yok dizinin ama olanlar arasında da bayağı insanlar şaşkın ve fikirsiz durumdaydı gördüğüm kadarıyla. Yani böyle ne yapmışlar şimdi ya da ne yapabilirler? Ya David Farr'dan söz ettin. David Farr üzerinden girelim. Senaryo nasıldı sence? Diyaloglar? David Farr arkadaşımız bu diziyi yazmış ve de yönetmiş. Kendisiyle ilgili bir sayfam vardı benim şurada. Hala açıksa bakıyorum. Evet. Kendisi 69 doğumlu bir arkadaşımızmış. Royal Shakespeare Company'nin direktörlerinden bir tanesiymiş. Şimdi böyle bir insandan beklersiniz ki diyalog yazabilsin en azından. Evet. Ondan sonra bir hikaye örgüsünü başarılı bir şekilde çok... Yani dediğim gibi kaynaktan çok sapmaya gerek yoktu. Ben o yüzden sevindim başta. Çünkü evet. Hikaye kötü bir hikaye değildi. İlla bana böyle yeni bir dünya sunman gerekmiyor çok fazla yani. Birazcık sap. Mesela ne yapılabilirdi? Hikaye kısa bir olay örgüsü içeriyor. Evet. Eğer bunu bir saatlik bir şeye dökmekte zorlanıyorsan 50 dakikalık bir bölüme ne yaparsın? En güzel şey olan tabii ki karakterler arasında drama yaratırsın. Karakterler evet. Arasında güzel diyaloglar yaparsın.
bir şeyleri sorgularız, bir şeyler ilgincimize gider, değişik karakter görürüz vesaire. Ama maalesef bir aşk hikayesine çevirmeye çalışarak bunu ve berbat bir şekilde, biraz da ben tutayım yoruldunuz, berbat bir şekilde bunu yaparak, yani drama yaratmaya çalışmış da Nine ile genç oğlanın dedesi mi artık kim yapmış, yani genç oğlan mı yapmış orada bir olmadı. Onun oğlu mu? Anlamadık ya, anlaşılmıyor zaten yani, hani mantık yok zaten. Hani anlasanız bile böyle o kadar klişe bir şey ki bir yandan da düşününce. Evet, yani bir drama yaratılmaya çalışmış ama olmamış. Bunun en büyük nedenlerinden birisi bence diyalog yok. Şimdi doğru, düzgün diyalog. Karakteri geliştirirsin, diyaloglarla o gelişim vurgulanır bu tür kısa o eserlerde. Diyalog olmayınca. En ilginç karakter mesela? Robot. Robot yani CPT, şey orada. Şey tipli. Tipli. AI arkadaşımız da orada. Yani hani gerçekten tek ilginç. Onda da çok saçma şeyler vardı yani böyle. Kızınca mı artık bir şey olunca gözleri kırmızı oluyor falan. Böyle yani anlamsız sci-fi tropları vardır böyle artık kimsenin kullanmadığı ama böyle gülünen falan. Ama bir şey yapmıyor ama. Bir şey de yapmıyor. Gözü kırmızı oluyor kadını sadece. Korumak için bu kötü adamları ya da dürüst olmayan adamları öldürür gibi düşünüyorsun o kırmızı olunca falan. Yok, çok korumaya da çalışmıyor. Gözü kırmızı oluyor. Bir yandan o da ama şey istiyor. Yapabileceği çok bir şey yok. Kadının ölmesine az kalmış. Yani en azından yalan da olsa bozmayayım havasına giriyor ama yeterli değil bence. İşte tek ilginç karakter de oydu o dilemayı yaşadığı, ikilemi yaşadığı için. Başka da yani diğerleri aşırı derecede düz karakterlerdi. Yani yaşlı kızını anlamak çok şey değildi. O da çok düz bir karakterdi. Çok düz bir karakterdi ve o karakter çok doldurulabilirdi. Garip romantizmle değil. Ya bu her şeye bir aşk düzeltmeye çalışmaları. Ha bir de bozmaları. Bozmaları. Yani şey. Güzel değil. Dünyanın en büyük duygusal aşk değil yani. Daha yani derin olmak duygular zorunda var. Özellikle bir senin yani Black Mirror'a rakip olacak dediğin şeyinde, sci-fi dizinde, bilim kurgu dizinde yani aşk temasını öne çıkarmaya çalışmanın bir anlamı yok. Ve bu kadar kötü çıkaracaksan hani hiçbir şey hissetmiyorsun bir bu karakterlerin için. Bir önceki bölüm de öyleydi. Bak sen Black Mirror'la rakip olacaksın madem. Hikayedeki felsefi ikilemleri silip geçip aşk katamazsın bölüme yok, yani. Yok yani bir de yani o kadar boş, içi boş bir aşk hikayesi ki yani anlaşılmıyor her şeyden önce. Hani anlasan evet. Bile zaten saçma sapan anlayınca bir şey yani. Anlayınca da böyle iğrenç falan gibi oluyor yani. Evet, öyle bir evet. Ne oluyor? Evet. Emin değilim. Ya şey ama mesela Nine karakteri. Nine diyorum artık Nine. Kadına. Şimdi o kadın genç bir kadın. Ona yaşlı gibi makyaj yapmışlar. Bence olmamış. Öyle mi? Ben çok yaşlı bir kadın değil o. Ya o kadar yaşlı değil. Ama yani şey kadın... gözleri parlak. Gözleri genç. Fazla genç. Bence ona baktığımda bu kötü yaşlandırılmış bir karakter olarak gördüm. Bu benim na makyaj sanatçısı görüşüm. Bence fena değil. Onu beğenmedim. Şeyleri de diyaloğu da güzel yazılmayınca kadın bende inandırıcılığını kaybetti. Kadın da evet arada. Bir Uncanny Valley durumu oldu yani. Neden oldu? Ben diyaloglarından diye düşündüm. Çünkü çok bilmiyorum yani o genç oğlana böyle sarık yazmalar, durması, yazmalar falan bir acayip ay, geldi yani. Ay oğlanın sevgilisi bilmiyorum. Geldi aklıma. Ha, böyle onu, garip bir masada oturan bir tam tip. Sana şu an onu hatırlatacaktım. O karaktere ne dersiniz Zeynep? Ya, o bir karakter mi? O bir maket belki. O bir karikatür. İşte şey adeta. Bir oğlana ya şey gibi böyle sahiplenici ve manyak bir kız arkadaş modeli. Orada bir öyle bir stereotip var. Ve ya şey, nerede stereotip yok bu dizide hepsi, zaten yani. Zaten ya zaten stereotip kullanmak otomatik olarak kötü bir şey değil. Güzel canlandırırsan bunlar aslında arketipler, karakter modelleri gibi bir şey düşün. Ama onu doldurman gerek. İskelet gibi evet. Alıp doldurman öyle gerek. Öyle bırakamazsın. Şimdi, kızla ya, iki kere Skype yapıyoruz. Bu yani binlerce yıl ötede gibi görünen ancak binlerce yıl geride gibi bir teknolojiye binlerce sahip olan. Binlerce değil ya. O kadar fazla değil. O teknoloji çok kötü evet. Ama. Değil mi? Teknolojide bir şey var. Yani evet teknolojide bir gerilik var. Yani hem ilerilik var hem gerilik var. O hani nasıl diyeyim mesela Fallout sonrası tekrardan yapılmış falan gibi bir evet, öyle bir de durmuyor yani, bir yandan ama yani. Skype, bazı şeyler çok eski. Skype yapıyorlar kızla bilgisayarda. Ha yani böyle gidip oraya gidip oturması falan gerekiyor onu yapmak evet, için evet, falan. Evet evet böyle garip bir ne ortam var oraya oturuyor. Çok saçma bir şey daha vardı bir bilgisayarla alakalı. Böyle yani niye hala bunu yapıyorlar falan gibi. Evet yani. Genelde gelecekle ilgili şeyler izlediğimizde cep telefonu bile yok. Havada ekranlar var falan. Ya böyle öğrenci filmi falan şey gibiydi gibi. Yani hani
o evet. açıdan böyle çok yaratıcı bir düşünce yoktu içinde. Hani propları hazırlamada, işte ortamı hazırlamada falan filan. Şey, görsel olarak çok kötü değildi bence. Yönetmenlik olarak kötüydü. Çünkü bazı şeyleri, ne buldun Zeynep? Solucan. Göstereyim mi? tamam, yeter. yani görsel olarak çok kötü değildi ama yönetmenlik kötüydü. Bazı mesela hikayeye hizmet eden bazı öğeleri böyle gözünüze soka soka, artık böyle son bisikleti hatırlarsan evet. mesela, soka soka göstermesi, böyle bisiklette yeni boyanmış falan belli evet, yani. Yani o kadar gerekmiyor. Ayrıntıya hiç önem verilmemişti. Biz onu anlayabiliriz yani. Yani evet, bir zahmet hani şu diziyi izliyorsan zaten biraz bir şey anlarsın yani diye umuyorum. Sıkıcı bir şey çekmezsen kendini izletir, kimse cep telefonuna bakmaz, herkes detayları görür. Ha yani evet, evet. evet mikrofonu güzel. Yere attım. güzel, güzel söyledin. Evet, devam edecek miyiz izlemeye? Edeceğiz. Evet. Edeceğiz. Yani bir işkenceye dönüşürse eğer... Bırakabiliriz arkadaşlar. Çünkü yani yazıktır. Yani. Hani, zaten çok, bilmiyorum, Türkiye'de çok izleyicisi var mı? Hani mesela izlenme, videolarımızın izlenme sayısından genelde biraz daha hani fikrim oluyor benim, ama çok yok gibi de duruyor. Biz devam ederiz eğer güzelleşirse, ama yani Black Mirror'a rakip olmayı asla bırakın. Olamaz. Yani Black Mirror'ın... Ya ben Black Mirror'ı putlaştırmıyorum burada yani. Black Mirror çok başarılı bir örneği bence türünün. Ama yani bu dizinin seviyesi o kadar düşük ki şu an. Bakalım 3. ve 4. bölüm de yayınlandı. 5 daha yayınlanmadı galiba, emin değilim ama. Bir onlara da bakalım. Ona göre devam ederiz diye düşünüyorum. Yani sen ya, niye hikayeyi niye izlemezsin? Hayır, izle hikayeyi, araya da güzel bir drama koy. Biz onu... Olur yani. Evet yani şey, bence bu dizinin en güzel yanı bana Philip K. Dick okutuyor olması şu an. Daha önce hiç hani zaman sıra gelmemişti. Onda dizi yapmıyor aslında yani. Bizim video serimiz yapıyor Zeynep. İyi, daha dolu oluyor dersin değil mi? Yani ne öneriyoruz? Şu an ben hikayeyi öneriyorum. Evet yani. İki bölümdür. Okumak isterseniz eski bir sci-fi, eski sci-fi seviyorsanız hikaye güzel yani. Evet. Yani hani öyle. Yani öyle arkadaşlar işte. Size hoşça kalın diyoruz. Bizden bu kadar. Bizden bugünlük bu kadar. Evet. Bay bay. Bay bay.